Merhaba arkadaşlar. Evet, 17. bölümdeyiz. Kaldığımız yerden Warhammer 3: Gorrok serisine devam ediyoruz. Aleykümselam. İlker abi, hoş geldin. Evet, şimdi en son ne yapmıştık? Bölgemizde bir ordumuzu bu tarafa göndermiştik. O da bu ordumuzdu. Bu ordumuz şimdi burada. Gerçi yukarı çıkacak, bu ordu gelecek karşı tarafa geçecekti. Yalnız ben bordu değiştireceğim. Onu da baştan söyleyeyim. Bunlarla bizim anlaşmamız vardı değil mi? Doğru. Aynen. En son şey yapmıştık. Canlı yayında ee, ittifak kurmuştuk galiba. Aynen. Misyonları falan geldi. Savunma ittifak olması lazım yaptığımızın. Tam hatırlamıyorum ama öyle bir şey olması gerekiyor. Nasılsın abi? Iyi misin? Eyvallah. Ya ayarlamaları yapıyordum da o yüzden hemen direkt gelemedim yayına. Çünkü hem kayıt alıp hem de yayın yapıyorum şu an. Onları ayarlamaya çalıştım. Bakayım ayarlarda sıkıntı var mı? Şu anlık yok. Aynen öyle. Tamam şimdi devam edelim. Ee, burada bu ordumuz yukarı çıkacak. Gorok bu tarafta biliyorsunuz. Şu piramidi almaya gideceğiz. Piramitte ise Bana görev gösterme orduyu göster Burada bir ordu yok da şu ordu gelebilir Her an Bir ajanımı şöyle göndereceğim Bir ajanım şunu izlesin Kimali engelle %16 Başarısız oldu Çok da önemli değil bu karnazora biniyor bu arada Birazcık tehlikeli ee, Dikkat etmekte Fayda var ama kucağına düşerse iyi olacak Go Rock gelirken tuzak kurarak gelsin %95. Burada bekle. Hemen bununla gelmesi gerekiyor. Full marşta. Böyle gelecek. Aleyküm selam Beysim abi. Sen de hoş geldin. Abilerim gelmiş ya. <laughs> Maşallah. Şimdi. Buradan. Bu ordu yukarı çıkıp daha sonrasında e, tabi şu şövalyeleri ben vereceğim tapınak şövalyelerimiz var. Daha doğrusu muhafızlarımız var. Muhafızlarımızı vereceğiz. Bu ordu değişim değişime uğraması gerekiyor. Bu değil de Gorroka bakayım şöyle bir. Yani şunları buna verip tamam mı? Ya bu ordular güzel. Bunları değiştirmeyelim. Şu ordulara verebiliriz. Şunlara. Pardon dur. Hep gösteremiyorum ha. Buna veririz o kaliteli birlikleri. Hatta şunları ben sileyim boşu boşuna bakım masrafı yapmasınlar. Onları değiştireceğiz. Şuradan şey basma şansım nerede var? Ee, menzilli birlik basmak istiyorum. Şöyle bakıyorum. Burada var. Tam yolda basarsın birliklerini. O şekilde halledeceğimizi düşünüyoruz. Warhammer 3 İlker abi. Total var. Warhammer 3 diye geçiyor. Güzel bir oyundur. Bizim kanalımızın kitlesi hem Steel Skylines hem Warhammer kitlesi. İki tarafta iyi bir e, izlenme oranı alıyoruz iki oyunda. İki oyunu izleyen de arkadaşlarımız var. Hem Steel Skylines seven hem de Warhammer'ı seven arkadaşlarımız da var. E sonuçta birbirine benzemese de bir şey olarak FPSD sonuçta bu oyunlar. E, benziyor yani. Taktik maktik var oyunlarda işte birçok şeyde. Yapım malzemeleri falan var. Aynı Steel Skylines gibi düşün ekonomim var falan o şekilde. Bunda da oynuyorsun. Şimdi burada bir e, geliri arttırmak için bunu yapmıştım da Bu orklarla aramız nasıl? Düşman değiliz ama ne olacağı belli olmaz. O zaman devam ederim. Eee Savaşa katıl. Kairos burada gel. Buradan mı geliyor? Oo, Kairos'un kaç bölgesi var? Hmm. Yalnız şu an ben Kairos'la uğraşmak istemiyorum ya. Alttan gelirse. Gerçi bana bir, bir şey yapamaz da. Askeri ittifak yaptıktan sonra konfeder olabiliyoruz diye biliyorum. Bir yapalım. Hadi kabul ettim bunu. Hiç olmazsa konfeder olalım da. Bir an önce Lan yani oğlum tamamen benziyor değil ben sana? Demek istiyorum ki bak. Sonuçta bir FPS oyunu gibi değil yani. Şimdi FPS oyunu bunu karşılaştırırsan bambaşka oyun. Ama City Skyline bir strateji oyunu. Bir nevi. Bu da öyle. Ondan demek istedim. Yani şey olarak yine buluşuyor bir yerde. Hiç olmazsa. Alakasız bir şey olmuyor yani. <laughs> Tabii ki hiç benzemiyor da işte hiç olmazsa bir yerde buluşuyorlar yani. Iııı şimdi Zaten o yüzden biraz benziyor için City Skylines izleyen de bunu da izliyor. Yani yine bir nevi sonuçta bir etkileşim oluyor ama şimdi mesela ben BF1 çekiyordum Battlefield 1 Adam bu ne ya diyor izlemiyor mesela çünkü alakasız bir oyun Bunlarla Battlefield 1 Evet bu adam şimdi üzerimize doğru geliyor Iııı Tuzak kuralım buna ya dur Vay da senin şeyin varmış ha. 95 tuzak kurabiliyorsun çok güzel. Üzerime gelir herhalde bu ya. Gelmesi lazım. Öyle gel bakalım. Bu da seviye atlamış artık biliyorsunuz karnazora biniyor. Ee, yakın savunma artı 7. Ver ona. Şöyle bir gidelim ee, bunu da buradan göndereceğim Bu taraftan Bu bölgemizi birazcık geliştirebiliriz En azından şunu yapalım Gelirle ihtiyacım var dostlar Şurada bir gelire ihtiyacım var Hemen geliştirip biraz daha gelirimizi arttırabiliriz Hemen orduların yerini değiştireceğiz bu Giderken Bu da gelsin böyle Şimdi bunun da çöp birliklerini Buna verelim Biraz rütbeleri var da Gerek var mı 5. seviye? Hadi bulunsun ya. Şunlar yine 5. seviye. Yazık günahtır ya. Yazık günahtır. Ya şunlar bir işe yaramıyor yalnız. Bunları atacağım. Hadi bunlar neyse de. Hiçbir işe yaramıyorlar. O şuna bakım masrafı olmasın. burada bir ordu bas sen tamam mı? Ondan sonra git. Şu Kairos'a gidelim. Kairos'a gidelim. Gerçi bu karşı karşı ne yapabilir onu da bilmiyorum tek başına. Komando gibi. Ona yardımcı da lazım da. Hayırlısı. Aleyküm selam. Eren ba hoş geldin. Şimdi e, buradan bir şeye bakmak istiyorum. Sotek tarikatıyla aramız biraz iyileşti. E, konfederasyon kurma şansın var mı seninle? Ya artık şunu kabul et. Ne olur kabul et ya. Hiçbir gücün yok lan. Yani şu an bunu kabul etmen lazım senin. En azından şurada bir karakol kursak buna. Çünkü ihtiyacı var. Kairos. Oradan gelip alabilir bunu. Ne kadar istiyorsun? 2000. Ee, bir karakol inşasına bulunacağım burada ya. Bir karakol yapacağım. Ee, Kairos çünkü oraya almasın. Gelmesin oraya. Saldırmasın. Ne yapacağı belli olmaz onun. İnşallah bana da saldırmaz da. Gerçi ordumuz geliyor. Oradan bir müdahale ederiz. Şimdi gelelim burada. Sen benim üzerime geleceksin zaten. Onu biliyoruz. Bir devam edelim. Bu arada İblis Prens serisi mükemmel gidiyor. Biraz şey olduk. Darma duman olduk ama iyi gidiyor arkadaşlar. Çok zevkli geçiyor. O da zamanla geliyor biliyorsunuz. Bir gün bu bir gün diğer serimiz geliyor. Bu da yakalandı. Haydi bakalım. Geçmiş olsun geçmiş olsun kardeşim bu yakalandı direkt oturdu üzerine ordunun neredeyse hiçbir zayiatımız yok buradan 1900 altın geliyor biraz altına ihtiyacım var yatırım yapmam lazım şimdi yaralanmış saldırmışlar şefimize. Önemli değil. Yaralanması da sorun teşkil etmiyor bir şekilde gelecektir geri. Burada şimdi vampir kıyısı da var da. O da şey mi saldırıyor? Buna mı saldırıyor? Allah buna saldırıyor. 12 bölgesi var abi nasıl olabilir ya? Ta yukarı gidiyor bunun bölgeleri. 12 tane bölge almış kendine. Vay canına kadarını da beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi şöyle bir keşfedelim. edelim, şunları bir görmek istiyorum. Buradan böyle gelebilirsin artık. En azından ticaret yapabileceğim bir devletler var mı ona bakmak istiyorum. Mesela şunlarla ticaret yapma şansım var. Kairos'a da düşmanlar. Tamam yapalım bunlarla ticaretimizi. Saldırmanızlık anlaşması yapmıyorum. Biraz da para talep ettim kendilerinden. Bakın bu güzel oldu. Bunlarla yapma şansımız yok. Zaten bu egoist biraz. <laughs> bizi sevmez. Çok egoist bu adam ya. Ben bu adamı sevmiyorum. Tyr Ty Ty Tyrion'u sevmiyorum. Ne bileyim abi, hiçbir şey kabul etmiyor adam. Bak. El Tyrion'un adamdır ya. Nasıl kabul ediyor? Adam çünkü. Bu biraz kendini çok beğeniyor biliyor musunuz? Kendini çok beğenmiş olduğu için çoğu şey kabul etmiyor. İki anlaşma güzel anlaşma yaptık. Bakın ticaretten şu an 3400 para geliyor. Gerçekten yüksek miktarlar. Ticaret bu devletin ana şeyidir aslında. Çünkü her yaptığı şeyden kafes kazanabiliyorsunuz. Mesela en büyük ayrıntı şu. Şu yaptığınız şeyden egzotik hayvanlar kaynağı üretiyorsunuz. Toplamda 18 kafes üretiliyormuş en son seviyede. Bunun sayesinde de daha da fazla ticaretten para kazanıyorsunuz. Adamın dibi Mazdamın de ile barış yapmamız yok mu? <laughs> Konfederasyon ama bak bu beni çok üzdü abi. Bunu ana şehrini yağmalama gibi bir fantizimiz var. Onu da sözünü vermiştim. Burası mıydı ana, bunun ana merkezi? Neresi lan bunun ana merkezi? Burası herhalde değil mi ana merkezi? Allah Allah. Niye dördüncü seviye orası? Yoksa yukarıda bir yerde miydi? Burasıydı ya. Bence burayı bu. Ha burası pardon. Şurası ana bölgesi. Tamam ana bölgesi burası. Ve 5. seviye getiriyor. O zaman yağmalamayalım. Ee, burası 4. seviye 3 e, turu kalmış. Hani bekleyebilirim. Aa beklersem çok geri kalacağım. Biz bir an önce geçelim o tarafa. Burayı alma şansı bilmiyorum. Öyle bir gelmiş ki alacak gibi sanki. Ama yok gibi de yani. Biz devam edelim. Yani egzotik hayvanlar besliyorlar işte sürekli. Ticarette bunları kullanıyorlar. Şimdi keskin kalkan dedim. Vücudumuzda ee, ise Artık verecek pek fazla bir şey kalmadı da e, Şu yıldırım Güzel bir şey değil onu biliyorum Arka navasal var 4 tane kullanım şey veriyor Bak bu güzel ateş topu Gönderebiliyoruz Aynen buradaymış gördük sonra da Pauwax Bölgesi de Yok başka bölgesi mi vardı bunun Hexuat yukarıda mı vardı Neredeydi o ya Orası değil mi işte Exoat? Normalde burası değil mi onun ana bölgesi? ilk başlangıç bölgesi. Buna ben hiç oynamadım. Daha önce de bilmiyorum. Warhammer 2'de oynamıştım. Ama bayağı olmuştu yani. Hatırlamıyorum o yüzden. Pek sevdiğim bir şey değildir. Burayı niye zayet alıyoruz ya? Bu şey mi yapmış? Tören mören mi yapmış? Ne yapmış? Aynen tören yaptığı için herhalde bu da yakalandı mı? Yakalanmadı maalesef. Dayımız yakalayamadı onu. Buna ne veremiyorum? Et kalkanına vermişim ben bunun yerine. Tamam bu daha iyiydi o yüzden. Şimdi buna kroksikorlar falan verirsek daha iyi olacak bu ordu. Kroksikorlara ekstra bonus veriyor bu ordumuz. Ama önce şu alttan gidip biraz bakım masrafını düşünmenin bir anlamı var mı bu saatten sonra bilmiyorum da. Orduya mı şey versek? Hadi bir alttan gidelim de şu yıldırım çarpmasına falan verelim. O çünkü lazım olacak ilerleyen safhalarda. Artık savaşlar büyüdü. Büyük ciddi savaşlar başlayacak yakında. Ya bunlara ihtiyacımız var. Ee, şimdi buradan bir menzil direnci verelim sana. 41. seviye akıl hocasını geç. Şimdi buradan Gorrok'ta her şeyi vermişiz. Pusu savunma olasılığı diyor. Yıldırım çarpmasına verelim mi artık bunda? Gerçi kendi özelliklerine verecektim başta ama. Bir yıldırım çarpması yapalım. O çünkü çok önemli. Gafil avlanmayalım sonra. Önlenemez. Şöyle bakıyorum bir verilecek başka bir şey var mı? Büyüme hızlandırıyor bölgede. Geliri arttırıyor. Zaten gelir arttır. Bu da bir puan daha var. Tamam. Benim ismim Oğuzhan abi. Memleket Tekirdağ normalde ama memleketim hani orasının olması sebebi bizim sürelerle göçmen. Dedem göçmen orayı göçmüşler. Normalde Bulgaristan göçmeni de geçiyor. Ben kendim İstanbul olarak şey yapıyorum. Çünkü İstanbul doğumlu. Baya karışık bizim şeyler. Baba polis olduğu için. Baba da İstanbul doğumlu. Daha sonra Tekirdağ'a yerleşmişler. İstanbul'dan sonra. Ben İstanbul Fatih. Baba İstanbul Kartal doğumlu. Ya memleketle özdeşli değilim aslında. Çok gezdiğim için. Yani tayin olduğu için sürekli. Şu an Antalya'da oturuyorum. Antalya'da ben beri 10 e, sene falan Antalya'da kaldık görev yaparken. 15 sene önce. Bayağı gezdik yani anlayacağınız. Şimdi yine Antalya'ya geldim. 2 sene önce Antalya'dan Antalya'ya geldik işte Bandırma'dan. Böyle bir serüvenimiz var yani Doğu'yu falan gördük işte zamanında. Bayağı bir gezdik. Gezmediğimiz yer yok abi öyle söyleyeyim. Bir Karadeniz görmedim. Bir daha bütün yerlere gittim yani. Askerde de sağ olsun Ankara gidebildik. Askerde Ankara'yı görebildik. Orada merak ediyordum. Askerle gittiğim için orada o tarafı da görebildim yani. Bir Karadeniz kaldı gitmediyim. Merhaba Almila hoş geldin. Bir şey kaçmadı. Daha bir savaş maaş yapmadık. Taktiklerimizi yaptık. İşte Mazdamun diye abimizin ee, ellerini öpmeye gidiyoruz. Ana şehrine. Elini öpmeye gideceğiz yani. Öyle bir şeyimiz yok. Şehrini falan almayacağız yani. El öpmeye gidiyoruz. Öyle şey bir amacımız yok. Uyandırma töreni varsa yapalım Hüseyin. Bakalım kardeşim. İyi hatırlattın bana. Bir tören yapmışız daha önce. Mi? Param yok. Tören yapmışız. 3 turumuz var. Ona bakacağız. Daha önce yapmıştık biliyorsam. Onda da güzel şey çıkmamıştı maalesef. Bir daha yapacağım bunu ya. Çıkartacağım bundan. Ee, ne çıkmıştı? Yaşam istiyordum ben. Yaşam yapacağım da ama şey çıkmıyor. Dördün nesli çıktı. Dördüncü ben bunu istemiyorum. Nesli biraz daha 3 ve 2 olsun da. Bu 2 miydi? Oturan boğa gibi maşallah. Bu 2 galiba. İkinci nesil. Oh, ne güzel. Çorlu'yu bilirim abi. Bilmem mi Çorlu'yu? Tekirdağ, Muratlı'da şey bilir misin? Aşağı Sevindikli Köyü var. Bilmem duydum mu daha önce? Ben oralıyım aslında. Dedem orada işte evi var dedemlerin, babaannemlerin. Orası güzeldi ya. Köyde işte Evin böyle arsası falan vardı. Bahçesi vardı. Arka bahçesi, ön bahçesi. Bayağı genişti yani. Garaj maraj vardı içeride böyle araçları koymak için. Çok büyük yerdi orası. Çok sevdim ben orayı ya. Hep çocukluğum orada geçti yani. Evet şimdi. Buradan eee şu ne işe yarıyor? Hareket menzili. Eyaletteki ordulara bonus veriyor. Bunun bir yapmanın bir anlamı yok. Al genişletmek lazım bu bölgede. Şimdi sana ordu vereceğiz. Şunları al bakalım sen. Bu ordu sende kalsın. Devam ediyorsun. Sen ise şu aşağı gelip ordu basacaksın burada tamam. Sen de burada ordu basacaksın kendine değil mi? Aynen. Burada ordu basabilirsin. Ulu Mak'ın topuzunu aldık galiba biz onu ya. Bir dakika o görev için ne lazım? Ben şu an bakmadım ya. Hatırlattın iyi oldu ha. Bir saniye. He almamışız. Ne istiyor? 3 farklı yerleşim yerini yıkadı taran et diyor. Bunu yapalım. Tamam 3 farklı yerleşim yerini taran edip yıkacağız. O zaman bunun bölgesini taran edebilirim en azından. Birkaç bölgesini o şekilde yapabiliriz. Eşyaları iyileştirelim Hüseyin. Tamam onu da yapalım. Siz böyle şeyleri söyleyin ki yani hatırlatın bana çünkü ben artık bayağı bir kafam karışıyor çok fazla şey var kafamda. Hem yani sizle muhabbet ettiğim için sermaye gidebiliyor bazen. İyi oldu hatırlattınız sağ olasın. Onları yapalım o zaman. Bayağı iş birikti ya. 3 <laughs> turu kaldı o şeyin. Beysim abi. Araştırmaya bağlı kalırsam ee, büyülerimiz daha fazla olacak. Olsun. Bin civarında da bir altın gitti. O önemli değil de. Bunu bir şekilde hallederiz. E bu adam kaçıyor. Çabuk kaçıyor. Çabuk diyor. Kaçıyor vallahi Nasıl kaçtığını bilemedi orada var ya. Ben de onu kovalayacağım. Hatta pusu atarak kovalayacağım. O zaman buraya yanmalıydım. Hiç olmazsa şeyi kazanalım. Şu görev var ya. Orayı işgal et. Onar şimdi. Ya bir tanesini yaptık herhalde değil mi? Bakalım oluyor mu? O tam olduktan sonra herhalde olacak. Aynen. Ya bunu ben unutmuşum. Yapacaktım da. Kaç tur, e, bölümden beri unutuyorum sürekli. E, şimdi. Biz burada yıldırım çarpmasına verelim öncelikle. 35. seviye olmuş bu da. Abi verecek bir şey kalmadı. Büyümeyi hızlandır. Aşağıya gel. Orduları basalım hemen direkt. Hemen 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 hemen. Orduyu bas. Orduyu bas. Heh bu kremaları bas. Şu kuatları da basacağım buna. Gerçi kuat diğerine versek daha iyi olurdu da. İki tane basabiliyoruz? Çok kötü lan. Niye bu kadar kötü basabiliyoruz? Anlamadım. Şimdi sen de burada güzel bir... Aha burada basamıyoruz. Dur. Şuradan. Sana menzilli şeyler verelim ya. Gerçi ha şunlar gelmiş. Sana bu dinozorları verelim. Dört tane basalım toplamda. Çünkü bu ordunun güzel olması, iyi olması lazım. Tek boşuna cihil savaş olacak bu. Kairos'a karşı savaşacak. Burayı kim aldı ya? Aha Kairos geliyor. Abo Kairos'a bakın. Eyvah burası kapkaranlık olmuş. O zaman şeyin e, yenmiş bu. Oxlot'u herhalde ruhuna elifata demiş bu adam. Oxlot orada alamamış Kairos. Yani Kairos'un gelmesi hiç iyi olmadı alt taraftan. Eyvah eyvah. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Allah'tan şey yapıyor da şurada bir karakol yapıyoruz. Hiç olmaz orayı alamaz diye düşünüyorum. Ee, ana bölge mi sadece yapabiliyoruz? Ki burası küçük yermiş. Aslında küçük yerde olması daha iyi. Burayı savunur bir şekilde. Bu da şey biniyor. ne yapabiliyoruz mu acaba? Karakol. Karakol yapmışız. Yüce mi yapmış karakolu burada? Anlamadım. Evet yüce harfler karakol yapmış burada. E i̇yi. Oraya savunursunuz kendimiz. Bana ihtiyaç yok orada. Tamam orduları basıyoruz. Devam. Bildiri gelecek. Böyle ver büyümeye devam et. Abi kaoslular her tarafı ele geçirmiş gibi sanki ama bilmiyorum. Oh. Kötüler kazanıyor gibi bu <laughs> dünyada. İyiler kendi arasında savaşıyor. Kötüler savaşı kazanıyor. Nasıl bir dünya bu böyle ya? Skaven yeri yıkma diyor. Bakacağım ona dur. Ya Skaven demesin lütfen. Öyle bir şey demesin. Ne olur öyle bir şey demesin. Zaten skan yok önümüzde. O görev olmaz zaman öyle diyorsa. Aa, şu ırka ait diyor. Hangi ırk o? Oğlum ırkı göster. Irk nerede? Skaven. Aa, ona bakmadım ki. Skaven nerede diyor. O iş zor. Burada sıklan yok bu topraklarda. Belki yukarıda vardır. Şimdi biz burayı boşta mı yağmaladık? <laughs> o da güzel. Allah süper. Bu yakalanmış. Yani pusudan çıkmış. Şimdi sen pusu at ona. %100 pusu verdi. Güzel. Bu düşecektir büyük çoğunlukla. Onu bir avlamak istiyorum ben de avlarsak iyi olacak. Bu da yaralanmış. Eyvah eyvah. Yaralanmalar devam ediyor. Evet buralarda skavenler var galiba. Öyle olması lazım. Abi skavenleri sevmem ben. Onlara direkt saldırırız karşıya geçip. Tabi geçersem. Burada nahoş bölge burası yalnız. Ilımanda nahoş mu oluyor? O çok kötü oldu. O çok kötü oldu. Hmm. Tamam bu orduları basıyor. Sen devam et bunlara basmaya. Şöyle gelelim bakalım bu tarafa şimdi. Devam. Güzel paramız da birikiyor ha bu arada. Bir ordu daha yaparız. Şu ha töreni bir daha yapacağım. Uyanma törenini. Yaşam büyücüsü istiyorum bu sefer. Can versin sürekli. O çünkü ihtiyacım oluyor. Bu ne yaptı abi? Kamp kurdu orada. Niye kaçmıyor ki? Herhalde kaçamayınca kaçamayacağını anlayınca ordu basıyor galiba orada. Eşya geliştireceğim Hüseyin. Bir dakika. Bir dur. Şunu bir alalım da. Bir kafam bir rahatlasın önce. Bir savaş yapalım. Çünkü bölüm çekiyoruz da bölümde bir savaş olsun. Onun için uğraşıyorum. Baya çünkü toparlanma oldu bu bölümde. Eee şunu yaptık. Hemen şu savaşımızı yapalım. Sen yap o savaşı. Korrok devam etsin. Bunlar kim ya? Bir de bunlarla mı uğraşacağız? Tavrox. Sanki ordun yokmuş gibi Taurox ona saldırsak bölgede bulunsun istemiyorum ben bu ya Bölgen yok Bu ne lan hiç panel göstermiyor Heh. Bölgesi yok Abi bunu yakalamışken saldırmak istiyorum çünkü bölgede ben şey istemiyorum Bunları istemiyorum ya Bunlar gelmesin yardıma Ben hallediyorum bunu Tek başıma İkmal yapalım. Yok ettik mi? Yok ettik vallahi. <laughs> Ayak üstü. Adamlar yok ettik orada ya. Burada tören yapmış bunlar da. Şimdi büyücümüz de bir şey binmeye başladı. Dinozora binmeye başladı. Şu iki tur bekleyelim mi? Burası 5. seviye olsun da. Daha iyi olur. İki tur bekleriz. O arada şu eşyaları yapalım madem. Bir saniye. Tören 5 tur mu? Buna daha var. Ya bekleriz ya. 10 tur mu diyor bu? Ama 5 turu kalmış. Tamam. Şimdi bölgeleri bir geliştirelim. Burası kalsın. Buraya şey lazım. Oh maşallah, maşallah. Bunu niye buraya yaptık ya? Ama yine lazım gibi sanki. Bunu buraya yapma. Al bunu buradan. Şuraya geliştir, bu tarafa yaparız onu olmazsa. Ver büyümeyi buraya da. Bunu iptal et. Zaten bir burada büyüme. Bu tarafta ise bunu yap tamam. Bunu geliştir. Of bayağı para gitti yalnız ama değdi gibi bence buna. Şimdi ha. Bayağı bina eksikmiş bu taraflarda. Şöyle yapalım. Evet eşyalara gelelim. Kategori. Zır. Dur lan yanlış yapıyoruz. Dur dur dur. Senin zırhın hangisiydi? Şuydu. Ateş direnci, ateş direnci. Bak bu güzel kalkanlı litre karşı şey veriyor. İki tane birleşiyor. Tamam. Ateş direnci, büyülü direnci daha iyi gibi birleştir. Ne oldu o? Nasıl baston mu oldu? Değişik mi çıkıyor ortaya? Yo bu oldu galiba. Ben tam onu göremedim ya. Bir daha bakalım mı? Şuna, şunu birleştirelim mi? Ha deneyelim bakalım ne olacak ya. Niye birleşmiyor? Şey mi farklı acaba? Yeşil ya bu. Olmuyor herhalde. Şunda şunu birleştirelim. Onu kullanmasın o. Bir daha bakacağım. Evet. Farklı bir şey çıkartıyor. Çok kötü olmuş. Yani zırhla zırhı birleştirince zırh çıksaydı ortaya daha iyi olurdu. Fakat neyse şunla ee, bu güzel gibi sanki. Bu da birleştir ya. Çok işe yaramaz bu. Obsidian tılsım verdi. Aynısını verdi. Bu güzel. Bu da güzel. Yeşile şey olduğu için. Ha yani şimdi silah verdi. Yeşil silah verdi. Vallahi iyi. güzel. O zaman şansımı deneyeceğiz böyle. Ee, burada muska bunları kullanacağım. Bunu kullanma. Bu işe yaramaz. Bu da işe yaramaz. Birleştir bakalım ne çıkacak. O mavi zırh bulduk. Güzel. Kaderin zırhı geldi. Bak çok güzel. O zaman bunları şey yapalım. Çok işe yaramayanları direkt böyle birleştirirsek. Belki iyi bir şey çıkar. Mesela bu işe yaramaz. Bu ne? Menzilli direnci %10. Aslında o işe yarayabilir. Bir kere kullanmak hakkı veriyor bu. Gorrok'ta var. Ne bu lan bu? Gorrok'ta kalmış. Bu işe yaramaz ki. Boynuz. Kaygor'un boynuzu. Hmm. Alan bazlı bir şey. Bu güzelmiş bak. Yakın dövüş saldırısı artı 24 veriyor. Bunu Gorrok'a verebiliriz. Veyahut da başka bir şey verebiliriz. Ee, bunlar güzel. Bunları sevdim ben. Kalsın. Şu zırh nasıl kötü. Bu güzel ama bunu değiştirmeyelim ya. Onu kullanacağız. Tamam bu kadar yeter şu anlık. Bir tek şunları birleştireceğim. Oho dev kılıç geldi. Dev kılıç silah gücünü falan iyi çoğaltıyor. Güzel çoğaltıyor. Başka var mı arka eşyası? Ee, bunlar bir işe yarıyor mu? Alan bazlı güçlendirme. Bunlar işe yarıyor. Bunları ellemeyeceğim. Tamam kalsın. Şimdi hemen hızlı bir şekilde şu karnozora bir şey yapalım. Bu güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Her şeyin güzel senin. O yüzden bana başka bir şey vermiyorum. Buna vermek lazım aslında. Bunun durumu kötü durumda. Şöyle bir şunu verelim. Silahı da sana şu dev kılıcı vereceğim. Muskan güzel. Efsunlu eşyan güzel. Devam et. Devam et. Sana ha bak sen hiçbir şeyin yok. Olmaz. Şimdi bu dinozora biniyor artık bu saatten sonra bu da saldırabilecek düşmanlara. Bana bunu verdim. Silah olarak yakın savunma verelim de lazım olur. Muskan ne olsun? Şu olsun. bu ee, arkan eşyan var da arkan eşya bulamıyorum. Efsunlu eşya bu e, yakında bir saldırısı artı 24. Onu şey vereceğiz dur. Gorok'a vereceğiz. Heh. Zırhı yok lan Gorok'un. <laughs> bu ne gitti ki? Heh. Yanlış yapmışız. Silah. Silah silah. Bu onda kalsın ya. Bu onda kalsın. Tamam. Bu da olabilir de. Alevli saldırı etkinleştiriyor. Bu daha güzel. Boş verin. Ekstra bir alevli saldırısı olacak. Şimdi ben sana şey verecektim. Şu ne? Aynısı. Şunu vereceğim. Tamam. Şimdi oldu. Hazırız. Devam edelim. Ordu basıldı mı? Proxigor lazım da. Ondan basalım. Buna para etmiyor. Hmm. Bir dakika, bir saniye bekleyin. Bir şey iptal edeceğim de, o çünkü bir yer önce basmalı şeyleri. Çok para giden bir yer vardı biliyorum, şurada bir yerde. Onu bir iptal etsek, mesela şurası bir. Kaç yiyor acaba şeyler? Bir hmm. tane daha yapsak ondan. Tamam yapılabiliyor. Okey. Ben de Kosova değil, yakınım. <laughs> Eyvallah abi. Şu Antalya'dayım ben de. Bayağıdan beri teke daha gitmiyorum ya. Çok oldu. Eyvallah Beysim abi. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoş geldin. Aleyküm selam Enes. İl İlker diye geldi ya. <laughs> Erkin hoş geldin kardeşim sağ olasın. Sana İlker diye geldi. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Şimdi. Evet İlker abi karışıktır. Baya bir karışık. Yani Baya alışman lazım bu oyuna. Şu an sana anlıyorum. Baya bir karışık geliyor. Mavi ekran veriyorsun. Gayet normal. Aslında Sea Skylines de karışık bir oyun. Kolay bir oyun değil. Yani. Bilmen için çok karışık. Her oyunun bir karışık şeyi var işte. Bunlar FPS oyunu gibi değil. Öyle basit oyunlar değil. Ben de böyle karışık oyunları çok seviyorum. Niyeyse bayılıyorum bu tarz oyunlara. Yakın saldırı, vahşi karnazor ve Dread Sauran birimleri için. Ben şimdi bunda Dread Sauran kullanabilirim. Ama kullanmayabilirim. Bu ne? Razardor avlanma sürüsü ne gerek var? Sauruslar. Saurus tabi kullanacağız bundan. Sauruslara şey verelim. Bonus verelim. Bu Karnazor'da zorda ise ee... Karna zorda saldır diyelim. Evet bir tur daha bekleyip 5. seviye olmasını bekleyeceğim bilerek. Ben boşuna basmayacağım o binayı. O bassın. <laughs> Beleşe gelsin bari hiç olmazsa. Dördüncü seviyede gelsin orası. Şimdi yaparsam, gidersem oraya üçüncü seviyede gelecek. Yolunla uğraşacağız. Hiç uğraşmaya gerek yok. Boşu boşuna. Değil mi? Aa bu ne ya? Öf yeter kardeşim ya. Dur bunu da böyle vermeyeceğiz. Ona ver, buna ver, şuna ver derken bıktım artık ha, vermekten bir şeyleri. Evet, 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 evet sayın seyirciler. Şimdi şefim sen şöyle git bakalım. Diğer şefimiz de burada belli skavenler var. Şöyle gelsin. Şimdi şöyle geldik. Sen orada basıyorsun, sen orada basıyorsun. Devam ediyoruz. <laughs> Eyvallah Alikar abim. Sağ olasın. Ben de Steve Karens çok iyi bir şey değilim yani. Çok hakim değilim. Elimden geldiği kadar. O oyunlara karşı yatkınlığım var. O yüzden iyiyim biraz. Yoksa Steve Karens yani oynama süren 150 saat, 180 saate falan bulur yani. O kadar çok fazla değil. Ama sardı yani. Hem size de sardı. Farkındayım. O yüzden oynuyorum ben de. Yeni bir seri gelecek. Bu kış serisini bitireceğim yakın zamanda. Sıkıldım biraz. İzlenmeler azalmış durumda. Gözümü çok oluyor. Böyle beyaz karlı ya. Harita. Yeni bir haritaya başlayacağız yakın zamanda. Evet ana bölgesini şimdi onu ele geçireceğiz. Şöyle bir geldik. Doğru gel bakalım sen buraya. Burası 5. seviye oldu. Direkt alabiliyoruz. Artık savaş yapmaya gerek bile kalmıyor. <laughs> o duruma gelmiş bulunuyoruz. Senin kaç bölgen var şimdi? 10 bölgen hala var. Ama anlaşmaya yatkın gibi böyle az kalmış. Çok az bir yatkınlığı var. Fakat burası bana lazım. Alacağım bu tarafı. Oo, burada vampirler var şimdi. Onlarla uğraşacağız. Bir de vampirlerle uğraşalım. On bin veriyor ama burayı alacağım. Burası önemli çünkü. Evet bana çok fazla para kazandırmıyorsun yalnız. Bunun burada bir şey yok ama en azından Kroksigor falan basabilirim. Şunları basabilirim. Kutsal Kroksigor basma şansım var. Ee, şimdilik kalsın orası da. Bir dakika bir dakika durun. Hemen şu aşağı inip. Vurdum basılmış durumda. Burada ne basabilirim diye bakacağım bir. Evet. Şunları basamıyorum. buna şey vereceğiz. Bunlardan vereceğim. Hmm. Üç birim kalmış. Fakat ne iptal etsem şu an karar veremedim. Şunların yerine iki tane üç tane versek şöyle. Üç tane bundan bassak tamam mı? Olacak sana 17. Üç bölge bölmemiz kalacak burada. Onları da Buradan hangileri basabiliriz Uçan birlik istiyordum ama uçan birlikler yukarıda kaldı aşağıda uçan birlik basma şansın var mı Yok Senle basıp bana göndersin uçan birlikleri olabilir Şuna iki tane basalım bana gönderelim Kroxigol'ları göndersek mi acaba buna ya Şimdi bilemedim 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 Hmm. Dinozorlar eteri kadar var mıdır yok mudur? Daha fazla bassak mı? Bu da başka basacak bir şey mi yok yani dinozordan başka basacak bir şey ben göremiyorum. basamıyorum ya. Şey lazım. Ekstra bina istiyor da. E bu da bu varmış. Bunu iptal et o zaman. Bundan başka yapma şansım yok burada Uçan birliklere güvenmiyorum ya Bunlara pek fazla güvenmediğim için Yapmak da istemiyorum İki tane böyle basalım Yukarıda basacağım birlikler var İki tane böyle bastım İki tane daha birlik lazım olacak Onları bu taraftan alsak Şunu yapabiliriz sana ya Senin böyle büyük birliklere ihtiyacın var Çünkü sen tek başına Aşağı gideceksin Orada tek başına kalacaksın o yüzden güçlü birliklere ihtiyacım var. Şöyle yapalım. Puanları biraz beklesin öyle verelim. Ben her defasında puanlarla uğraşmak istemiyorum. Bayağı bir sıkıldım artık onlarla uğraşmaktan. Evet burada şimdi... Abi eksik birliğimiz yok ki burada yani. Birlik basacağım da nasıl basayım? Ekstra bir ordu yapsam mı diye düşündüm. Çünkü bunlarla uğraşacağız. Ama ekstra orduyu ben aşağı göndermek istiyorum. Şöyle yapalım. Aklıma bir çılgın fikir geldi arkadaşlar. Bu, bununla ikisi aşağı insin tamam mı? Bir ee, yukarıda bir ordu daha yapalım. Tamam mı? Bu ordumuz buna yardıma gelsin. Nasıl fikir? Bence güzel bir fikir. Kurnazlık pusu başarı olasılığı. Kroksigor yapalım burada. Sert olsun. Çünkü burada ben Kroxigorlar basacağım. Bol bol. Şunlardan basarız. Aynen öyle. Hatta şimdiden başlayalım. Şöyle bir basalım. Heh. Şu aşağıda iptal ettiğim bir bina vardı. Onu yapalım. Bitirmeden turumuzu hangisini iptal etmiştik? Hatırlamıyorum. Bu da güzel. Heh, şunu yapalım. Ticaretten daha fazla para gelecek onun sayesinde. Bir kontrol yapalım. Kontrole belki ihtiyaç olabilir. Tamam. Başka da bir şey yok. Gorok'taki Kroxigor'u Psikopat Dayı'ya vereceğim. Çünkü onu, doğru söylüyorsun. Ee, bonusu var. Ona verelim. Gorok'a da Saurus Birlikleri'ne vereceğiz. Tapınakçıları yapmak lazım buna. Gorok'a. Çünkü Gorok'un ee, Saurus'lara bonusu var. Namlı semender. Semender i pek fazla kullanmıyorum ama Almila ne yalan söyleyeyim. Şimdi ben bunları anlaşma yapmayacağım çünkü bunların bölgede bulunması iyi bir şey değil. Çünkü niye? Adamlar vampir. Yozlaşma yiyorlar etrafa. Bu da bizim tercih etmediğimiz bir şey olduğu için kabul etmiyoruz abi. Aynen Hüseyin. Sadat Panak muhafızları yapacağız. Ee, ama muhafızları aşağı vereceğim. O aşağıdaki orada Çünkü aşağıdaki ordunun çok güçlü olması lazım. Kairos çok güçlenmiş. Aslında oraya Gorok gider de. Gorok gitmesine çok e, uzun zaman, zaman süreceği için onu oraya göndermeyeceğim. Şimdilik. Töreni yapalım. Tören geldi mi? İki tur kalmış bayağı bir işimiz var anlayacağınız. Tamam, bunu basmışın sen. Buna basıyorsun, okey. Şimdi anlaşma yapabileceğim birileri var mı? Önce bir keşfedelim. Daha sonrasında yukarı göndereceğim şeyleri şeflerimi yukarıyı bir görelim. Diğer şefimler de bilmiyorum. Böyle bakalım mı bir? burada. Tamam, bu keşfetmeye devam etsin böyle. Cüceleri falan bulduk burada. Ben şöyle gel. karşıyı ben görmek istiyorum açıkçası. O taraf pek ilgimi çekmiyor. Diğer şefimiz de buradaymış. Tamam. Sen de yukarı çık. Ha ana bölgesi Exuat. Doğru ya. Beysim abi söylemişti. Ben hatırlayamadım burayı. İdol varmış. Altın idol. Bunlar sıkıntı ya. Ooo merhaba mazmabündi. Kardeş ne yapıyorsun kardeş? Hoş geldin hoş geldin. Bu sefer sağlam gelmişin yalnız. Bayağı bir sağlam gelmişin Maşallah maşallah. Bir de son seviyesi. Ulan ne ara bastın bunları <laughs> böyle? Maşallah. Evet büyük bir savaş geliyor arkadaşlar. Hazır olun. Büyük savaşımıza. İşte geliyor Mazda Mundi Bir şey yapalım Hüseyin ee, Şimdi bunu şey vereceğiz Gorrok'a Muhafızı Güçlü Saurus'ları sana verelim de Gerçi Kroxigor'a verme şansım yok sana Tamam okey böyle yapalım Şimdilik Anlaştık mı anlaştık Bunları da dayıya vereceğiz Dayı Evet, o şekilde olabilir. Tamam. Bir pusu atalım da düşman gelsin bakalım önümüze. Şöyle bakalım gelecek mi? Evet, 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 evet. Bunlar basılıyor, devam. Eyvallah iki Arap görüşürüz kolay gelsin. Yüce basabilirsin. Hat tutarlar olabilir. Konfedere bakalım. Hemen bakalım konfedereye. Şu evet e, tapınak muhafızları için ekstra bina yapacağım. Onu da aklımda bulunsun o da. Artık muhafızları basmaya başlayalım. çünkü çok bekledik. Orklarla anlaşma yapmayacağım. Orkları orada sileceğiz ilerleyen safhada pusu önlenmiş ama bu nereye gidiyor? Neresi oğlum sen? Nereye gitti bu? Pusu mu yaptı galiba? Onu göremedim. Geri mi çekildi? Geri çekilmiş. Önce bunları yok etmek lazım. Ver dayıya sen şimdi şeyleri. 3, 4. Aa, bunları şimdi nereye alacağız? Hadi bakalım. Şu... Menziller kalsın. Menziller kalsın da... Bunlar artık piyade gibi düşünün. Yani onlar piyade olabilir sonuçta. Artık bu orduda piyade olmasının bir anlamı yok. Dayıcım sen burada basmaya devam et orduları. Bana ordu lazım. Bana ordu bas. Şimdi burada ne eksik? Bir bakalım. Hmm. Kadim semender varsa biliyormuşuz. Bak, hmm. bu şeyimiz var. Tapanak muhafaza yapılabiliyor. Bu şeyi silsek arkadaşlar 400, 491 kazandırıyor ama ne veriyor bu bize? 4. seviyede tapanak muhafızını veriyor. Ama onu yapmaya kaç tur? 8 12 tur bekleyeceğiz. Bekler miyim? Tabii ki de beklerim. Şunu iptal etsek ne kadar gider? Bu kalsın. Bunu iptal et. Bunun yerine yapalım onları. Burada biraz şey basalım. Tapınakçı basalım ki biraz güçlenelim. Dayımız da gelsin. Arkamızda Haydi bakalım, baya şey oldu ya, kızıştı ortalık. Evet, Konfedereye bakalım, Mehmet. Bunlar olmaz artık Konfeder'e, konfeder'e. Daha kötüleşti ya, ne alaka ya? Şu an aramız çok daha iyi aslında ama Kairos geliyor bu arada, kabul etmiyorlar. Sabunma ittifakı. Hadi deneyeceğim bakalım bir şansımı. Biraz da para ver kardeş. Ha, bakalım şimdi ne olacak. Evet dinozorlarımızı bastık. Bu da kuşlarını bastı. Kroksigorlar biraz gerekebilir. Bu da farklı birlikte basmak istiyorum. Şunlar işe yaramaz. İki turu diyor bunlarda ya. Bana tek turluk şeyler lazım. Ben iki tur bekleyemem. Um. Dinozorları basalım. Diğer odaya bütün dinozor vereceğiz. Tamam mı? O gelene kadar 2-2 basalım. Hiç olmazsa boş durmayalım. Sen de gelirken uçan birlik bas bari. Burası başka bölge mi? Sivrisinek. Burası neresi? Farklı. Şurada basabilirsin. Buna abps 2 tuğruluyor. Şimdi bunda bunun farkı ne? Hangisi daha güçlü? Aynı canları neredeyse. Bunda bombardıman özelliği var. Mühimmat ne kadar? 28 mi? Çok iyi. Ya bunları yapalım çünkü şeye karşı etkili. Gerçi Karşımızda Kairos var. Onlarda da menzili birlik var da. Kaos'a karşı etkili olacak. Ateş saldırısı var hiç olmazsa. Bir şekilde iş yapar. Yapmayacak değil sonuçta. Tören yapacağız. Bir dahaki tur. Unutturmayın bana. Evet. Devam. Deneyeceğim Mehmet de. Bakalım. Yapmayı tabii ki isterim çünkü komutanların seviyesi yüksek. Mazdamın de var başında. Aha adamsın sen. Kralsın ya. Oğlum sen kralsın kral. Para da verdi bize. <laughs> Çok güzel. Sağ ya. Bizim şeyler yok ya ortalıkta. Moderatörlerimiz yok. Maşallah. Bir saat oldu hala yoklar ortalıkta. Evet dostlar şimdi kayıtta burada bölümün sonuna geldik. Maalesef bu bölümde savaş olmadı. Biraz toparlanma bölümü oldu bu. Ee, toparlanmak da lazım sonuçta. Yani cephelerimiz değişti. Savaşlarımız değişti. Düşmanlarımız değişecek gibi duruyor. Ee, toparlandık. Orduları bastık bir güzel. Bunu ben niye basmadım ya orduyu? Ha? Sorarım size. Bu orduyu basalım mı? Öyle bitirelim bölümü. Şunu bassam mı? Hangisi daha iyi acaba? Bunda alevli saldırı var. Sucul. Alevli saldırı var bunlarda. Bunların da zırhı fazla. Menzili az. Menzil gücü fazla. Falan filan. Ya menzili birlik. Menzili birliktir her zaman. Ya basalım belki lazım olur. Belli mi olur? Unutturmadan da şunu bir yapalım. Evet dostlar burada bölümümüz sonuna geldik. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.